Arkadaşlar merhaba. Size ilk videomda bahsetmiştim. Motivasyon videoları da çekeceğimi. Mimarlık bölümünden mezun olan bir arkadaşımız bu süreçlerde neler yaşadı? Sınava nasıl hazırlandı? Üniversite hayatı nasıldı? Mezun olduktan sonra neler yaptı? Onlarla ilgili size bilgilendirme yapmak istedik birlikte. Hoş geldin Delay. Hoş bulduk. Öğrencilere bu bölümü nasıl kazandığını, hani o ilk sınava başladığın hazırlanma sürecini anlatır mısın lütfen? 2 yıl hazırlandım üniversiteye. İlk hazırlandıktan sonra mimarlık okumak istediğim halde Bulgaristan'a gittim tıp okumak için. Hazırlık yılını okuduktan sonra döndüm. Tekrar hazırlandım. En önemli ders matematikti. Evet. Fizikte çok başarılı biri değildim ama biyoloji, kimya ve matematikte oldukça başarılıydım. O benim için avantajı oldu. İlk zamanlar durumun ciddiyetini çok kavrayamamıştım. Bizim zamanımızda YGS ve LYS olarak Evet, iki değişiyordu. aşamalıydı. YGS yaklaşırken durumun ciddiyetini kavradım. Ders çalışma sürem günde 10 saatin üzerindeydi. LYS zamanı 14 saatin Peki üzerindeydi. belli bir programın var mıydı? Çalışma programı hazırladın mı kendine? Mesela öğrenciler en çok bunu soruyorlar. Hocam çalışma programı hazırlayalım mı? Nasıl yapalım? Saatli mi yapalım? Mesela sen çözdüğün soruların sayılarını tutuyor muydun? Bize hani gelen öğrenciler de oluyor çünkü. Belli bir program hazırladım ama saat bazlı değildi. Evet. Yani günde şu kadar saat çalışacağım ya da şu saatte şunu çalışacağım gibi bir şey hazırlamamıştım. Konu konu ilerledim. Belli bir saatte çalışmaya başlıyordum. Daha hızlı yol almamı sağladı. Bir saatte bırakmıyordum ya da soru sayısını saymıyordum. Önce konuyu çalışıp sonrasında soru çözüyordum. Yani bir gün bir ders çalışmıyordum. Mutlaka bir matematik, bir fen yani biyoloji ya da kimya çalışıyordum. Fizikle çok aram yoktu. Ama YGS için Türkçe'ye de çalışmıştım. Avantajı oldu. Paragraf sorularına hazırlanırken daha hızlı soru çözdüğümü keşfettim. Bu beni matematikte de daha ileri seviyeye getirdi. Çünkü matematik sadece bilgi değil, YGS'de yorum olduğu için, sorulara verilen süre de az olduğu için Evet. sınavda çok ciddi bir avantaj sağladı. Çocuklar hani size de söylüyoruz. Bölüm mü, üniversite mi, üniversite mi, bölüm mü diye. Hani bazı öğrenciler şey diyorlar. Hani şu üniversite istiyorum, hangi bölüm olursa olsun. Ya da direkt hedef koyuyorlar. Atıyorum Akdeniz Üniversitesi mimarlığı kazanacağım diye. Hani senin sadece bölümden ettin Evet. sen. Hani hangi üniversite olursa gidebilirim diyebiliyordun kendin için. Benim için aslında şehir bazlıydı. Ben İzmir ve İstanbul Evet. istiyordum daha fazla. Ama tabii en favori üniversitem tabii ki ODTÜ'ydü. Fakat sıralamam ona yetmemişti. Sonrasında Akdeniz Üniversitesi fikrini bana aslında babam verdi. Kendisine teşekkür ediyorum çünkü iyi ki bir fikri verdi. Üniversitenin bulunduğu şehirden yani Antalya'dan da çok Şimdi memnunum. ya biraz ondan da bahsedelim. Üniversiteyi kazandın. Üniversiteyi Evet. kazandıktan sonraki o üniversite hayatını da biraz arkadaşlarımıza anlatalım. Antalya bu konuda yani üniversite için oldukça uygun bir şehir. Kampüsü hem çok derli toplu, çok dağınık değil. 3 tane çarşısı var. Fakülteler birbirine yakın. Denize yakın. Şanlı bir şehir aslında. Mimarlık bölümünde tüm bu aktiviteleri yapmak için yeterli zamanınız olmuyor. Biraz yoğun bir programı olan bir bölüm. Yani hem başka bölüm okuyacaklar için hem de önceliği sosyal hayat olanlar için oldukça uygun bir üniversite. Eğitimi de gayet iyi. Yani sunduğu olanaklar da iyi. Bölümdeki hocalar da gayet iyi. Mimarlık okumanın zorlukları neler? Çok ciddi sabır isteyen bir bölüm. Uzun süreler isteyen bir çalışma gerektiriyor. Günde 15-16 saat çalıştığımız, jüri zamanında 3 gün uykusuz çalıştığınız dönemler oluyor ve bunlar abartılı değil. Başka mimarlık bölümü mezunlarıyla ya da öğrencilerle de görüşebilirler. Emek verdiğiniz şey sürekli geri dönüş isteyen bir şey. Bir proje hazırlarken, bir tasarım hazırlarken oldukça emek verip bir noktaya getirdikten sonra bu burada bitti diyemiyorsunuz. Tasarım her zaman değiştirilebilir, geliştirilebilir olduğu için sizi 2 basamak geriye götürebiliyor. Sonra tekrar çalışıyorsunuz. Evet. Bittikten sonra tamam jüri bitiyor ya da sınav bitiyor. Fakat siz tasarımda eksik gördüğünüz yerleri kendi projenizi, kendinizi geliştirmek için devam ediyorsunuz. O çalışma maratonu aslında çok biten bir şey değil. Teorik dersler var. Mimarlık sadece proje çizmekten, tasarım yapmaktan ibaret değil. Bir de bunun teorik kısmı hatta felsefik boyutu var. Dolayısıyla mimarlık tarihi, mimarlığın felsefesi, bunlarla ilgili de araştırmalar yaptığınız zaman yerleşmek için özellikle çok çok vakit kaldığını söyleyemem. Arkadaşımız Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesini ikinci olarak bitirdi. Onu da bir dipnot olarak size söyleyeyim. Bunu olduktan sonra zorluklar yaşadın mı? Neler Evet. yaptın? Arkadaşlarımıza bunlardan da bahsedelim. Zorluklar yaşadım.
motivasyonunuzu kırmak için söylemiyorum. Okuması da çalışması da eğlenceli bir bölüm. Bu bölümü sevmek lazım. Okurken bu verdiğiniz emekle birlikte sektörde gerçekten emeğinizin hakkını alabileceğinize sonsuz bir güvenle çıkıyorsunuz. Fakat ilk sene özellikle hiç böyle olmuyor. Beklediğiniz maaş gelmiyor, beklediğiniz çalışma şartları gelmiyor. Mesai saatleri size uymayabiliyor. Artık tamam sabahlamayacağım, artık proje yetiştirmeyeceğim diye düşünürken bunların devam ettiğini görüyorsunuz. Hayatta bir okulun devamı gibi ilerliyor. Masa başında proje çizmekten ibaret değil. Şantiye aşaması var. Önemli bir kısmını kapsayan. Şantiye aşaması daha zor, stresli, çetin geçen bir yer. Ama bunların hepsi zamanla, tecrübeyle aşılabilecek şeyler. Kendinize biraz zaman tanımanız gerekiyor. Uzun bir yol. Mezun olduğunuzda daha çok genciz. Hala kendim için de öyle düşünüyorum. Her gün yeni bir şey öğrendiğinize inanabilirsiniz. Okuldan çıktıktan sonra mimar olduk demedik mesela. Biz mimarlık bölümünü bitirdik. Ama hala tam bir mimar olduğumu kendi adıma söyleyemem. Her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Şu anda ne yaptığından da bahsetmek istersen arkadaşlarımıza. Tabii. 1,5 yıl çalıştıktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde mimari restorasyon programında yüksek lisansa başladım. Ve yüksek lisans yapıyorum. İngilizce bölüm okuyorum. Benim için teorik aşama bitti. İlk 2 dönem projeler çizdik. Anıtsal, konut ve çevre boyu ölçeklerinde. 1 yıldır tez yazıyorum. Aktif çalışmıyorum. Çünkü zaten operasyon için özellikle şunu söyleyebilirim. İkisinin bir arada yürümesi çok çok zor. Arkadaşlar, Deren'e teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldı. Hani mimarlığa dair çok bana geliyorsunuz hocam okusam mı okumasam mı diye. Hani ben size örnek bir arkadaşım vardı. O bu bölümü nasıl kazandığını, işte üniversitede nasıl okunduğunu, üniversite hayatını da çok soruyorsunuz nasıl hocam diye. Şimdi güzel bir örnek bence sizin için. Arkadaşlar bugün size böyle bir video çekmek istedik Deren'le birlikte. Böyle videolarımızı isterseniz zaten yorumlar kısmına da yazarsanız. Mümkün olduğunca böyle arkadaşlarımızı davet etmek istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.